Herkese merhaba. Bugün aslında uzun zamandır benim de üzerinde uğraştığım ve daha 2 hafta önce falan çözdüğüm bir konuyu size aktarmak istiyorum. Şöyle aslında bu daha çok Covid'den ötürü çıkan bir arayış oldu. Bu karantina sürecinde küçük bot dosya boyutlarıyla çalışmak zorunda kaldım. Size özellikle söylemem gerekirse burada bir piksel kaybını minimum şekilde yaşayarak bir fotoğrafı daha üst seviyeye, daha kaliteli bir haline nasıl getirebiliriz onu öncelikle size anlatmaya çalışacağım. Kendi çektiğim fotoğraflardan bir tanesini açtım ve öncelikle size bu fotoğrafın pikselini söylüyorum. 72 dpi'ydi. 800'e 689 piksellik bir fotoğraf. Peki şimdi soracaksınız bu fotoğrafı nasıl büyütebilirim? Kalite kaybı olmadan ve bu fotoğrafı başka bir yerde, başka bir platformda daha yüksek çözünürlükte kullanmak istiyorsanız eğer. Öncelikle yapacağımız şey aslında şu. Resolution'ı 72 dpi'den 300'e zaten getirdiğimiz zaman 300 idealdir bir fotoğraf. Aslında bir fotoğraf pikselleri için uygun bir çözünürlük olarak düşünebiliriz. 300'e tabii getirdikten sonrasında yapacağımız şey tekrardan genişlik ve yüksekliği aynı derecede tutmak. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Yani 300 dpi yaptıktan sonrasında tekrar genişliği 800'e getirip fotoğrafı kaydediyoruz. Gördüğünüz şekilde daha hiçbir şekilde bir fotoğrafta bir kalitesi anlamda bir iyileşme olmadı. Sadece DPI dediğimiz seçeneği 300'e getirdik. Şimdi yapacağımız şey ise fotoğrafı büyütmek. Bunu da tekrar image size'a geliyoruz. Ve örnek olarak bunu Instagram için yapıyorsanız benim kendi araştırmalarım ve internette bulduğum kaynaklardan öğrendiklerim bir Instagram web sitesinde fotoğraf paylaşırken ki çözünürlüğün 1080 piksel olduğuydu. Yani bu fotoğraf ben şimdi Instagram için en uygun kalite çözünürlüğüne getirmeye çalışacağım. Yükseklik olarak 1080'i yapmıyorum çünkü fotoğrafın genişliği tarafı 800, buradan 1080'e getireceğim. Otomatik olarak zaten yüksekliği de ayarlamış durumda Photoshop. Şu an kalite kaybı var, bunu görüyorsunuz zaten. Çünkü fotoğrafı büyüttüğünüz zaman otomatik olarak zaten bir fotoğraf da bir kayıp olur. Fakat bu Photoshop'un son sürümlerinde yeni bir özellik gelmiş durumda. Bu yeni gelen özellik de Preserve Details dediğimiz bir seçenek. Şimdi bu seçeneği seçtikten sonrasında ise size bir de Reduce Noise'un bir oranını veriyor. Yani buradaki etkisi aslında şöyle. İsterseniz sıfırlayalım bunu. Sıfırlayınca ki etkisi da fotoğraf daha net. Fakat büyütmeden ötürü piksel kaybı daha çok olabilir. Daha ve yüze yaklaştırdığınız zaman dikkat ederseniz o noise tekrardan gidiyor. Sıfır, sıfıra bakıyorsunuz daha net. Yüze bakıyorsunuz neredeyse sıfır. Bunun sıfır da yapmayacağım, 100 de yapmayacağım. Şöyle 80 oranında bir yerde tutacağım. 70-80 arasında bir yerde tutmayı düşünüyorum. 75 civarında bunu tuttuktan sonrasında büyütme işlemini şimdi gerçekleştiriyorum. Evet, fotoğrafımız büyüdü ve piksel olarak 1080p'ye gelmiş durumda. Şimdi burada fotoğrafı biraz daha iyi nasıl yapabiliriz diye sorarsanız eğer bu şeyi duplike ediyorum sekmeyi ve yeni bir layer'da ekstradan fotoğrafı daha da netleştirmek için bir işlem daha yapabiliriz. Şuna da netleştirme diyorum fotoğrafı. Burada yapacağımız işlem de aslında şöyle. Filter, Other, High Pass filtresi uygulayacağız.
Filtre çok güzel bir filtredir bu arada. Hani ben çoğu fotoğrafımda bu filtreyi kullanmaktayım. Filtrenin kullanımı aslında şöyle, yine kendi arayışlarım, okuduklarım, denemelerimden ötürü. Ben burada özellikle gözleri net bir seviyeye çıktığı zamanlarda bu filtreyi yani şöyle aslında anlatayım. Gözlerdeki netleşmeyi sağladığım zaman uygun pikseli bırakıyorum. Şimdi bakalım isterseniz 0, 0,1 pikselden başlıyor. Arttırıyorum. Evet. Gözler çok rahat bir şekilde belirginleşti. Yani 0,6 piksel, hatta 0,7 piksel bence bu fotoğraf için ideal. Daha sonrasında blending moddan normalden soft light'a getiriyorum. Buradaki netleşmeyi anlamanız belki şu anda çok şey değil ama size saklayıp tekrardan ortaya çıkarak gösterebilirim. Bakın, görüyor musunuz? Özellikle gözlerdeki netleşmeye bakın. İsterseniz yakından şöyle biraz daha bakalım. Evet. Evet. Şimdi daha net bir şekilde görüyorsunuz. 1080p'ye çıkarmak tabii burada daha kolay. İsterseniz bir de bunu daha da yükseklerde nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Onu göstereyim. Tekrardan fotoğrafı alabilirsem eğer image size'ı 800 piksele aldım. Şuradakiydi. Evet. Tekrardan fotoğrafı 800'e 689 pikselini aldım. Bu sefer yapacağım şey daha da büyütmek. Yani biraz da şey yapıyorum. İki katına çıkarıyorum. 1600 piksele çıkarıyorum. Ve şuradan baktığımız zaman yine sıfırdaki fotoğrafın ve yüzdekini görüyorsunuz. Bu sefer yine aynı şekilde tutacağım. 75 yapmıştım. Okey'dim. Bu sefer fotoğrafı iki kat büyüttüm. Evet, şöyle fit on screen dediğimiz zaman 800'den şu boyuta getirdim. Tekrardan yapacağım şey yine bir high pass uygulamak. Netleştirme adını verdiğim katmanda high pass filtresi uyguluyorum. Dikkat ederseniz 0,7'de gözler biraz daha az belirgin. Çünkü fotoğrafın pikseli büyüdüğü zaman buradaki bu etki ettiği pikselin de aynı şekilde aynı oranda büyümesi lazım. Yani matematik olarak düşündüğümüz zaman 1,1'lere gelmesi lazım diye söyleyebilirim. Şöyle alalım. 1, hatta 4 diyelim. Tam iki katını yapmış olalım ki 1,4 ve tekrardan soft light'a getirdim. Gördüğünüz üzere fotoğraf 1600 pikselde. Ya ama %100 baktığımız zaman hala bir kayıp var. Peki bu kaybı nasıl şey yapabiliriz, giderebiliriz? Soft light ve high pass filtresi ile netleştirme tam sağlayamadıysak eğer, ekstra olarak şöyle bir yol var. Yine bir katman daha yarattım. Buna da Sharp Mask uygulayacağım. Sharp'ın Sharp Mask. Yüksek bir miktarda Sharp Mask uygulayıp evet. Bence Radius 0,9'da olması yeterli gibi. Şimdi baktığımız zaman hafif de 140'lara getirdik. Evet. %100 büyütmede fotoğraf gayet aslında şu an net bir yere geldi. Sadece ufak bence bazı yerlerde bu büyütme ve deformasyondan ötürü bazı bozukluklar var. Bunları da yine bir tool'la gidermiş olabiliriz. Tekrar bir sekme oluşturuyorum. Buna da çok
Özür dileyerekten touchpad'den yapmaya çalışıyorum. Surface Blur üzerinden ve netleştirme şeyim bu netliği sağlamış olacağız daha pürüzsüz bir şekilde. Surface Blur çok güçlü bir tool ve burada yapacağımız hareketler gerçekten çok önemli. Mesela size göstereyim. Dikkat ederseniz cilt tamamen pürüzsüzleşiyor. Şey büyüdükçe. Evet. 33 piksel 45'e getirdim. Çok daha fazla etkiledi. Bir preview'den isterseniz nereden nereye geldiğine bakalım. Evet, bu önceki haliydi. Şimdiki hali. Önceki hali, şimdiki hali. Dikkat ederseniz o aradaki deformasyonlar bozuluyor. Ama bazı yerlerde özellikle saçlar ve kolun şu kısmında yine bozulmalar mevcut. O yüzden bunu 45'lerde değil daha da küçük rakamlarda tutabiliriz. 20'lerde tutarak bakalım. Evet. Buradaki deformasyonlar biraz daha az. Bu şekilde okey diyerekten çıkıyorum. Sadece burada yapmam gereken o gözlerdeki netliği biraz da kazandırmak için Surface Blur'a bir maske uygulayıp gözleri tekrardan açığa çıkarabiliriz. Biraz daha küçülterekten gözlerdeki şöyle açığa çıkardığımız zaman da gözleri tekrardan evet gözler gayet net bir şekilde şu anda gözüküyor. Baktığımız zaman zaten fotoğrafın %64'lük bir oranındaki görüntüsü bu seviyeye gelmiş oldu. %100'üne baktığımız zaman da fotoğrafı 800'den yüzde getirdiğimiz zaman da bu şekilde bir netlik aslında kazanmış olduk. Güzel bir teknik olduğunu düşünüyorum ve sizlerle bunu paylaşmak istedim. Benden eğer istediğiniz bir eğitim videosu varsa videonun alt taraflarında bana iletebilirsiniz. Bazı konuları bulmakta şu anda zorluk çekiyorum. Ama anlatacağım gerçekten çok fazla şey olduğuna eminim. Mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.